Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bebeklenen video çektim sizin için. Ne bu? Paragraf sorusu arkadaşlar. İlk kez çekmeye başladım. Ben hazırladım soruyu bu arada. A, B, C, D, E şıkkını koymadım. Hani biraz zor bir bölüm olduğu için biraz yavaş yavaş gidelim istedim. Şimdi bütün metni okumayacağım, yoksa baya bir uzun sürer. Anlayarak gitmemiz lazım. Ne yapacağız bu bölümde? Bizim için gramer yapısı önemli burada. Boşluktan sonra gelecek özellikle pronomen, zamirler bizim için çok önemli. Dikkat edin, yan cümle, bağlaçlar da çok önemli. Şimdi ne diyor burada? Tabii anlam da çok önemli. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi modern ailelerde aileler o kadar çok meşgul ki, beşeftik, meşgul. Ve çocuklarıyla ilgilenebilecek çok fazla zamanları yok. Bazen ne yapıyorlar bunlar? İşte cep telefonunu ve internet kullanımını bir çözüm olarak görüyorlar. Neden? Çocuklarını kontrol altında tutabilmek için. Biliyorsunuz birçok anne çocuğuna telefonu veriyor, gidiyor işte yemeğini falan yapıyor. Ama şu bir gerçek ki internet kullanımı ve telefon kullanımı caddelerden daha tehlikeli. Özellikle eleştirilen çocukların internette tehlikeli insanlarla tanışabileceği tehlikesi var. Bu sebepten dolayı bir kontrol programı kullanılması mantıklıdır. Ama her zaman söz konusu olan şey güvenlik değildir. Aynı zamanda çocukların gelişiminde bazı dezavantajları, nahtayla vardır. Örneğin enişte işte internetin kullanımıyla aile ilişkileri arasında büyük bir uçurum oluşuyor diyor Kluft. Beziehung, familiären Beziehungen. Ve yavaş yavaş çocuklar bazı işte iletişim, empati, kendini ifade etme gibi yeteneklerini de kaybediyor. Sürekli telefona bakan bir çocuk ne olur? Robot olur. En sonunda da bazı algılama problemleri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Besonders problematisch wird es, özellikle problem olan şey ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey özellikle problem oluyor. Ne zaman oluyor? Ne oluyor? Die Familien kommunizieren, ya burada bir yan cümle gelecek. Dikkat edin. Besonders problematisch wird es, özellikle problem olan ne? Neyi? Bu düz cümle işte aileler çocuklarıyla iletişim kurmuyor. Burada bir bağlaç gerekli arkadaşlar. O yüzden aşkı gittim. Özellikle problem oluyor. Ne? Weil die Jugendlichen unter lernstörungen leiden. Çünkü sebep sonuç ilişkisi var mı? Burada yok. Özellikle problem olan şey ki ne zaman problem oluyor? Nachwuchs burada. Dikkat edin, belki anlamını bilmiyorsunuz. Burada genç demek arkadaşlar. Yetişen çocuk demek hani. Genç değil de yetişen çocuk. İnternet kullanımından dolayı öğrenme zorluğu çekmeye başladığında çekmesi problem oluyor. Doğru. De niye olmaz? Das die große Schere in der Der Jugendlichen işte genç bağlama olmuyor bir kere değişik. Gençler arasında büyük bir uçurumun olması problem oluyor. Hayır, biz burada aile şimdi burada tamam gramer yapısı olarak DAS da gelebilir ama biz burada bir anlama bakacağız. Burada internet kullanımının çocuk gelişimine olumsuz etkileri ve aile ilişkilerini yok ettiğine dair bir metin yazdık. Ve burada ne dedik burada özellikle? Dikkat edin. Genç çocuklar yavaş yavaş belirli yetkinliklerini, bu neymiş? V, komünikasyon gibi, empati gibi, ifade etme gibi yeteneklerini kaybediyorlar. Ve en sonunda da algılama problemleri oluyor. Özellikle problem olan nedir? Gençlerin Lernstörung ve yani özellikle öğrenme zorluğu çekmeleri sorun oluyor diyor bu cümle arkadaşlar. Evet, umarım faydalı olmuştur. Doğru cevap Ceyhan. Faydalı olmuştur sizin için bu video arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.